Efendim şöyle bir kıyafete bakıyorum. Bakın efendim. Gayet tabii yani bence. Tabii. Nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız? Yeni sezon, yeni başlangıçlar. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yeni sezon nasıl geçecek sizin için? Valla güzel geçecek gibi çünkü güzel bir başlangıç oldu. İşte çok güzel bir akşam, böyle kalabalık, herkes heyecanlı, herkesin yeni projeleri var filan. Güzel yani, keyifli. Çok ciddi bir rekabet var. Ekranda da, dijitalde de yani... Bunun altından nasıl kalkacak oyuncular, yapım ekipleri, teknik ekipler, sizce nasıl olacak bu? Bence daha iyi bir şey çünkü çok proje üretiliyor, güzel proje çok fazla üretiliyor, seçim şansı daha fazla, işler daha fazla. İnşallah herkese bereketiyle gelsin, rekabet demeyelim adına. Yaz sizin için nasıl geçti? Yaz benim için çalışarak geçti tam olarak, tabii için çalıştık. İşte bizim işin seti yazındı, işte Temmuz, Ağustos devam etti. Bir plazanın içinde. Ben vallahi bir de çok üşüyorum. Klimanın altında sürekli hırkayla durduğum bir yazdı yani. Peki, küçük minik tatiller sıkıştırabildik çok mi? Çok küçük minik bir tatil yaptım. Şimdi bir kere daha yapacağım. Bu hafta inşallah bir tatil daha. Nereye gittik? Bodrum'a gittim. Şimdi Göce'ye gideceğim. Bodrum çok pahalı diyorlar. Fiyatlardan nasibinizi aldınız mı? Biraz. Mesela 1200 liralık lahmacun. Yediniz mi efendim? Yok, yemedim. Ne olabilir 1200 liralık lahmacun içinde efendim? 1200 lira olabilir. Peki duygu dünyamızda işte nasıl? Benim duygu dünyam çok karmaşık. Niye? Hiç girmeyelim oraya. Neden efendim? Ben öyleyim biraz, böyle duygularımı yoğun yaşayan bir insanım. Seçici bir insan mısınız, o yüzden mi? Çok seçiciyim, fazla seçiciyim. Bak kelimelerimi de seçemedim, gördün mü? Mesela neyi seçiyorsunuz? Hadi oradan gelin. Neyi seçmiyorum daha başlamam lazım. O da yok. Hani seçmediğim bir şey yok. Seçiciyim yani. Peki hayatınıza girecek olan erkekte aradığınız en önemli özellik nedir? Dürüstlük. Türkiye'de en az olan şey. Onu geçelim. Evet. İşte orada başlıyor seçicilik. Mesela çok seçici olmana gerek kalmıyor çünkü sayı çok az zaten yani. Peki aşk kaç beden giyer efendim? Aşk genelde bir yüz beden falan giyiyor herhalde. Bir genişlik oluyor nedense, anlamadım. Nasıl yani, açalım konuyu. Ya herkeste bir genişlik yani. Öyle bir geniş yüz beden. Aşk her şeyi affeder mi peki? Hayır, affetmez. Ne affetmez efendim? Her şeyi. Mesela? Dürüst olmamayı. İhanet? Olmaz. Affeden kadınlar aslında kendine ihanet etmiş sayılır mı? Gerçekten affetmiyordur bence seven. Kadın unutmaz, erteler diyorsunuz. Unutmuş gibi yapar. İşte ne bileyim, ben bir şey bekliyordur. Kafasında vardır bir şey ya. Ya da üzüntüden nasıl, bak kelimelerimi seçemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Niye olmadı? Üzüntüden, aman boş ver ya. Aman ya, üzücü mi bir şey bu? Evet ya, Türk erkeği mi, İtalyan erkeği mi? Buraya böyle bir öyle gitsin. Evet, tekrar soruyorum. Türk erkeği mi, İtalyan erkeği mi? İnsan olsun ya. Yapmayın öyle şeyler. O insan olsun ya. Yapmayın. İnsan olsun. Hani İtalyan erkekleri birazcık daha romantik olur ya. Yok ya, İtalyan da işte Avrupa'nın Türk'ü derler. O kadar da şey yapmamak. Biz maço seviyoruz galiba. Yo, insan olsun ya. İyi, hadi çok sıkıştırmayayım, yönleri. Çok sıkıştırdın hakikaten. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Hadi sağ olsun.